geldiniz. E4 ile başlamaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Satrancı öğrenmek için E4 ile başlamalıyız mutlaka. Bu çok önemli. E4 ile başladığımız oyunlarda bolca taktik fırsatı elde edeceğiz ve rakip şaha atakları yapacağız. Hatta daha önemlisi hatalar yapacağız ve öğreneceğiz. E4'ten bahsedip de Amerikalı efsanevi satranç dehası Taşsız Kral Paul Morphy'den bahsetmemek olmaz. Paul Morphy, Count Izzard'la oynadığı bu maçında bize satranca dair altın değerinde miraslar bıraktı. Şimdi birlikte tanık olacağız. Özellikle açılışta gelişim prensipleri ve tempo kavramıyla ilgili bize altın değerinde dersler verdiği bu maçı beraber inceleyeceğiz. E4, E5, at V3. Buradaki at V3 hamlesinin E5'teki merkez piyonuna baskı yaptığını, aynı zamanda gelişim hamlesi yaptığını konuşmuştuk. En doğru koruma yönteminin H6 olduğunu söylemiştik. Şimdi Morphy bu maçta rakibi D6 ile E5 piyonunu koruduğu zaman siyahlar konumu biraz daha zayıf kurmuş oldu. Yani kendi F8 fili pasif kaldı ve D6 piyonu sadece E5'i korudu. Yani D4'ü kontrol etmedi. D4'ü kontrol etmemesini Morphy burada D4 sürerek değerlendiriyor. Şimdi D4 sürdü. Arkadaşlar D4 hamlesi sadece bir gelişim hamlesi değil. Aynı zamanda tehdit içeren bir hamle. D+B5'ten sonra veziri kırıp rakip şahını aldıktan sonra siyahların rokunu bozmak istiyor. Ayrıca burada fazladan bir piyon kazanmayı istiyor. Size daha iyi göstermek için şöyle sıradan bir hamle yapayım. Bir aldı yaptığı zaman aldı ve az önce gösterdiğim gibi rok bozuldu. Sonrasında beyazlar bir tane piyon kazandı. Hatta yetmedi. Üstüne buradan çatal yapmak istiyor. Buradan da anlayacağımız gibi erip tanrısı sadece gelişiyormuş değil, aynı zamanda tehdit içeren bir hamle. Bu yüzden siyahlar burada fil G4 oynuyor. Plan şu: D+E5'e fil F3 yapacak. Vezirli aldığı zaman D+E5 ile cevaplayıp vezirlerin karışılmasına ve rokun bozulmasının önüne geçmiş oldu böylece. Yalnız burada şuna dikkat etmeliyiz. Beyazlar bu değişimlerden sonra vezir gelişmiş olarak kaldı. Ayrıca sıra beyazlarda kaldı. Şu an beyazlar bir tempo önde kaldı veziri oyunda. Burada at C3 gelişim hamlesini yapabilir. Fil E3 gelişim hamlesini de yapabilir. Ama Morphy'nin bize miras olarak bıraktığı tempo kavramından, tempo ile ilgili altın değerini derslerden bahsetmiştik. Ya buradaki fil C4 gelişim hamlesini tercih etmesinin sebebi, fil C4 hem gelişim yapıyor hem de F7 karesinden mat etmek istiyor. Yani fil C4'e gelerek hem tempo hem de gelişim yaptı beyazlar. Siyahlar da atı F6'ya gelecek. Bu arada arkadaşlar, bu Morphy'nin bu maçıyla ilgili bahsederken şunu da anlatmak istiyorum. Morphy bulunduğu zamanın değil, bütün zamanların en iyisi olarak gösterilen bir satranç dehası. Özellikle Amerikalı efsanevi satranççı Paul Fischer tüm zamanların en iyisi olarak Paul Morphy'yi söylemiştir. Bu bilgiyi not olarak ekledikten sonra devam edelim. At F6 ile vezirin F7'ye ulaşmasını engelledi siyahlar. Ama arkadaşlar şuna dikkat edelim. Sadece şahın koruduğu F7 piyonu ve B7 piyonu hedef taş. Yani F7'yi sadece şah koruyor. B7'si hiç korunmuyor. Yani hiç korunmayan taşlar ve böyle hedef taşlar bizim için hiç korunmayan taşlar ve böyle F7 gibi zayıf korunan taşlar bizim için hedeftir. O yüzden Morphy burada vezir B3'ü gelerek hem B7'ye hem de F7'ye çifte vuruş yaptı. İkisini birden istiyor. Aynı taşla iki kere oynamak açılışta zaman kaybıdır. Doğru. Beyazlar veziriyle iki kere oynadı. Aynı taşla iki kere oynadığı için zaman kaybetti gibi düşünebilirsiniz. Ama aynı taşla ikinci kere oynarken hem F7'ye saldırdık hem B7'ye saldırdık. Yani tempo yaptı. Vezir B3 hamlesini tempo kaybı olarak değerlendiremeyiz. O yüzden burada siyahlar B7 değil F7'yi korumalı. Çünkü F7 piyonu şahın koruduğu piyon. Beyazlar F7'yi aldıktan sonra
Karaşah da tehlike altında kalacak. İşte burada siyahlar vizire yedi oynuyor. Çünkü F7'yi vizirle kurdu. Yalnız burada F7'yi bu ama siyahlara da siyahların bu hamlesini de takdir etmek lazım. Çünkü tuzak içeren bir hamle. B7'yi morfi burada alırsa, vizir B7 yaparsa, yani bir piyon alırsa. Evet burada morfi iyi gelişimi sayesinde bir piyon kazandı. Yalnız siyahlar bir piyon vererek vezirleri değişmek istiyor. Vezirleri vezir değişimine mecbur bırakıyor. Vezirleri değiştikten sonra bir taş daha geliştirdi siyahlar. Artık E4'e de baskı yapıyor. Ve sonrasında arkadaşlar siyahların gelişim sorunu kalmıyor. Siyahlar oyuna daha iyi başladı gelişim anlamında diyebiliriz. Siyahlar B7 piyonunu feda ederek gelişim sıkıntısını çözmek istiyor. Vezir değişimine izin vermiyor ve gelişim yapıyor. Tabi morfi burada vezir değişimine izin vermiyor. Çünkü vezir değişimi yapıldığı zaman siyahlar gelişim sorununu çözecek. Morfi gelişime yatırım yapıyor ve böylece bu gelişim üstünlüğünün zaten bir piyon kazanacağına inanıyor. B7'yi almayı tercih etmiyor. At C3 hamlesi aynı zamanda tempo hamlesi. Tempo yaptık. Yani kendi piyonumuzu kurduk zaten. Ondan ne istedik diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar artık vezir B7 istiyoruz. At C3 hamlesiyle. Çünkü biz vezir B7 yaptığımız zaman az önceki gelip vezirleri kesemez. Vezir değişimine zorlayamaz. O yüzden artık B7'yi almak bir tehdit. Buna siyahlar önlem alması lazım. B6 ilk akla gelen hamle ama kötü. B6 hamlesinden sonra dikkat edersek buradaki beyaz kareler zayıfladı ve siyahların beyaz bir fili yok. Çünkü beyaz fili buradan hatırlarsak atla değişmişti. O yüzden beyaz kareler oldukça zayıf kalacak. B6 sürüşü değil. Burada B7'yi siyahlar C6 ile koruyor. C6 hamlesi güzel bir hamle. Evet, morfi burada fil G5 ile gelişimi tempoyla yapıyor. Ataşımızı aldık ve gelişim yaptık. Burada gelişim olarak önde olan tarafın beyazlar olduğunu açıkça görebiliriz. Çünkü vezir, fil, at, piyon, diğer fil, hatta ikinci merkez piyonunu da sürdük. Bunların hepsi tempo hamleler. Tempoları sayalım beyazlar için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siyahların tempolarını sayalım. 1, 2, 3. Vezir hamlesini de saydık ama bu vezirle bir kere daha oynaması gerekecek. O yüzden bunu saymıyorum. Filin oraya girmesi için bir kere daha oynaması gerekecek. Yani beyazların tempo üstün olduğu açıkça ortada. Arkadaşlar tempo üstün olan taraf kimse, kim daha iyi gelişmişse o taraf saldırı yapıyordu. Diğer taraf savunma yapması gerekir. Burada savunma yapması gereken yerde konumunu açan bir hamle yapıyor B5 hamlesi ve bu hamleden sonra morfi burada gelişim üstünlüğünü avantaja çeviren bir at fedası yaptı. Sonrasında fil ve şah çektik ve atı kapattı. Şu an dikkat edersek bir açmaz oluştu. Açmazdaki ön taş at. Burada bir açmaz daha var. Diğer at da açmaz daha. Beyaz taşların ne kadar etkili, siyah taşların ne kadar pasif kaldığını görüyoruz. Öncelikli olan şuradaki at ve şahın bulunduğu açmaz. Bu da öncelikli açmaz, at ve şahın bulunduğu diagonalde filin yaptığı açmaz. At bu çaprazda öncelikli olan filin uyguladığı şah ve ata yaptığı açmaz. Kurtulmadan önce açmaza tüm gücümüzle saldırmamız gerek. Burada açmaza baskı yapacak atla gelen ilk hamle kale D1 hamlesi açmaza baskı yapıyor. Ama morfi burada kale D1 yerine gelişimimle satrançta en önemli şey olduğunu bize adeta öğretircesine uzunluk yaparak kale ile açmaza saldırıyor. Yani sadece saldırı yapmadı, gelişim yaparak saldırdı. Siyahlar bunu kaleyle koruduğu zaman evet yine açmaz var. Şimdi bu açmaza baskı yapmak için vezirle çaprazdan güç arttırılabilir. Ya da kaleyle D3'e arkasındaki kaleyi D1'e girip batarya yapıp açmaza baskı yapabilir. Ama morfi bunun yerine zaman kaybetmeden açmaza baskı yapıyor ve kalesinin bir tanesini feda etti. Diğer kaleyi yendi. Yani zaman kaybetmeden kale D3 gelip, arkasından öbür kaleye gelip yapacaktı. Zaman kaybetmeden açmaza bir kere daha baskı
yaptı. Tabii Murphy kaliteyi feda ederken şunu da görüyor. Rakip Sherman kaçacak sadece 2 tane karesi var. Default atı olmasaydı fil buraları tutuyordu. Bunu gördükten sonra Wizard'le file kaleyi aldı ve artık dikkat edersek Sherman kaçacağı bu 2 karede fil tarafından tutulmuş oldu. Şöyle okkalı bir şaha mat ediyoruz. Vezir fedası. Veziri feda ettikten sonra peşinden şahın kaçış karesi yoktu. Kaleyle şah etti. Burada siyah kare şahın kaçış karelerini fil koruyor. Filin yolu açıldı. Okkalı bir şaha mat. Nereden şah çekebiliyoruz? Vezirle B8'den var. Ayrıca D7'deki at olmasaydı kaleyi D8'e gelip mat ederdik. İşte bunun için burada veziri feda ediyoruz. Kaçtı. Şimdi de kaleyle mat. Evet, Murphy bu maçta gelişim ve tempo ile ilgili bize altın niteliğinde bir miras bıraktı. Buradan Murphy'yi şükranla anıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Açılışta taşların gelişimi, merkezdeki E5 piyonunun korunması ve tempo kavramı ile ilgili çalışma yaptık. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.